Bâb-ı nazaril abdi ilâ şuuril harayir. Köle, hür olan kadının saçına bakabilir mi, bakamaz mı? Bir kadın köle aldı. Köle erkek. Öteki hür olan kadının kendi kölesi yahut da kocasının kölesi. Onun saçlarına bakması caiz midir, değil midir? Bunda da ihtilaf var, onu beyan edecek. حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان ونتصهد نبهان مولى أم سلمة أم سلمة رضي الله عنها كلسي نبهان دل رواية ديور ودع رواية ديور أن أم سلمة رضي الله عنها Ümmü Seleme radıyallahu anh'a'dan enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال. Peygamber Efendimiz buyurdu ki اِذَا كَانَ لِيَحْتَاكُنَّ مُكَاتَبٌ. Ey kadınlar, sizden birinizin kölesi kitabete kesilmiş ise ve كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي. O köle de bedeli kitabeti ödeyecek paraya malik ise فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ. O kadın o köleden örtünsün, görünmesin. Bu köle Hazreti Ümmü Seleme kitabete kesmişti. Kitabet demek ki şu kadar para getir, sen hür ol. O gider çalışır, onun tayin ettiği müddet bir sene mi, iki sene mi, beş sene mi ne kadar ise o müddet zarfında o parayı getirdi, teslim etti mi kölelikten kurtarır. Şimdi Resulullah Efendimiz diyor ki sizden biriniz böyle bir kitabete kesmişse ki Ümmü Seleme işte o şeyi kesmişti. Nebhani. Git bedeli kitabeti getir. O da bedeli kitabeti tamam etmişti. Hazreti Peygamber Efendimiz sordu ki ona sen bedeli kitabeti tamam ettin mi ettin? Ya Resulallah. O vakit Hazreti Ümmü Seleme'ye dedi ki sizden biriniz böyle bir kitabete kestiği köle olursa o da parayı tamam toplamış, hazırlamış, bedeli kitabeti tamam etmiş, ödeyecek vakti gelirse daha o köleye görünmesi, saçını maçını örtün. Dedi ki bu. Bundan ne anlaşıldı? Bundan anlaşıldı ki köle kadının saçına bakabilir köle olduğu müddetçe. Kendisinin sahibi olan kadının saçına bakabilir. Fakat bedeli kitabeti örttü mü yabancı olur, daha da saçına bakamaz. Kâle Süfyan semi'tu mine zühriyi. Ben bu hadisi Süfyan ibn Uyeyne diyor ki Zühri'den işittim. Fakat ve sebbetenihi ma'merun. Bu hadisi bana Ma'mer de rivayet etti, iyice tespit etti. Yani o da rivayet etmiş, daha kuvvetli olmuş. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَزَهَبَ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَ Ehli Medine'den bir kısım ulema zahip oldular ki اِلَا اَنَّ الْعَبْدَ köle لَا بَاسَنْ يَنْزُرَ اِلَى شُعُورِ مَوْلَاتِهِ وَوَجِّهَا kendisini satın alan seyyidesinin o kadının saçına yüzüne bakmada beis yoktur. Bundan o anlaşılıyor. Ve ila ma yanzuru ileyhi. Bir de şu azalarına bakmada beis yoktur ki ona bakar. Zu mehremiha minha. O kadının mehremi nerelerine bakabilirse o köle de oralarına bakabilir. Kendi mehrem mesela kardeşi, babası, amcasının oğlu, kardeşinin oğlu bir kadının nerelerine bakması caizse o köle de oralarını bakıp görebilir. Fakat bedeli kitabeti ödedi mi daha bakamaz. Bundan bu anlaşıldı. وَاَحْتَجُّ ف۪ي ذَٰلِكَ بَهَادَ الْحَد۪يسِ Bu mesele hakkında bu hadisle ihticacı ilediler ve قَالُوا dediler ki ف۪ي قَوْلِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأُمِّ سَلَمَ Peygamber Efendimiz'in Ümmü Seleme'ye buyurduğu فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ فَلْتَحْتَجِبْ kadın ondan perdeyi örsün, perdelensin demesi delilün delildir ki عَلَى أَنَّهَا O kadın kad kanet qabla zalik o köle bedeli kitabeti ödemezden evvel idi gayre muhtecibetin minhu o köleden hicap etmezdi örtmezdi örtünmezdi buna delalet ediyor ki bedeli kitabeti örttükten sonra hicabı yapacak ve kalu kadru ya zalik yani İbn Abbas Abdullah ibn Abbas'tan da böyle rivayet edildi ve amile bihi azvacun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem min ba'dihi.
Resulullah Efendimiz'den sonra da ezvac-ı mütahharat böyle amel ederdiler. Kölelerden saçlarını, yüzlerini saklamazdılar. Fezekeru fi zalik. Bu mesele hakkında da zikreylediler. Ma haddesena Fehdun. Fehdun bize rivayet eylemiş olduğu hadisi. Kale haddesena İbnül İsbahani. Kale haddesena Şerik. Ani Süddiyi. An Ebi Malik. An İbn Abbas. Kale. Abdullah İbn Abbas dedi ki La ba'se en yanzural abdu. Kulun nazar etmesinde beis yoktur. İlâ kölenin. İlâ şuuri mevlatihi. Kendisinin seyyidesi, mevlası olan kadının saçlarına bakmasında beis yoktur. Abdullah bin Abbas'ın fetvası bu. Haddesena Yunus bin Abdül-Ala. Kale haddesena bin Vehbin. Kale akhbereni Meymun bin Yahya en Ali Leşet. En Mahremete bin Bükeyr. En Ebihi. En Amr bin Şuayb. Radıyallahu anh. Ve Yezid ibn Abdullah ve Yezid ibn Al demek. Bir Bükeyr Amr ibn Şuayb'den rivayet ediyor. Ve Yezid ibn Abdullah bir de Yezid ibn Abdullah'dan rivayet ediyor. Bir de Umrete bint Abdurrahman. Bu üçünden rivayet ediyor ki ennehum kalu bunların üçü de dediler ki lev enne mra'eten celeset bir kadın otursa İnde abdi zevciha kocasının kölesinin yanında bir gayri himarin baş örtüsü olmaksızın otursa lem yekun bizalike besa. Bunda beis yoktur. Yani köle kendisinin de değil. Kadının kocası bir köle satın almış. O kölenin yanında kadın başını örtmeden otursa beis yoktur dediler. Kale Bükeyrun. Bükeyr dedi ki ve ahbereni Abdurrahman İbnül Kasim. Abdurrahman ibn Kasım bana haber verdi ki en Esma bint Abdurrahman Abdurrahman'ın kızı Esma kânet teclisü indi abdin ve Kasım Kasım'ın kölesinin yanında otururdu ve huve zevcuha Kasım de o Esma'nın kocasıydı. Esma bint Abdurrahman oturuyor. Kimin yanında oturuyor? Kölenin yanında. Kendi kocasının kölesinin yanında. Bi gayri himarın başörtüsü olmaksızın. قال بكير بكير dedi ki an Umrete bint Abdurrahman bu Umre bin Abdurrahman'dan bir rivayet قالت o da rivayet etti dedi ki كانت عائشة رضي الله عنها Hazreti Ayşe رضي الله عنها يراها العبيد kullar köleler onu görürdüler öyle köleler ki bi gayriha kendisinin köleleri değil başka adamların köleleri Hazreti Ayşe'ye nazar ederdiler. Kale Bekrun kâle Ümmü Alkeme. Bekir dedi ki Ümmü Alkeme ki Mevlâtu Âişete radıyallahu anh. Hazreti Âişe'nin cariyesi vardı Ümmü Alkeme. Ümmü Alkeme dedi ki Tedhulu aleyha abidul müslümin. Müslümanların köleleri Hazreti Âişe'nin huzuruna girerdiler. Ve inkâne abiden nas. Onlar başkalarının köleleri olsa dahi girerdiler. Huzurun Hazreti Âişe'nin perdesi vardı. Perdeden içeri kimse giremezdi. Ayet-i kerimede var ya ve izâ se'eltumuhunne meta'an fes'eluhunne min verâi hicab. Siz bir meseleyi istediğiniz vakıpta soracağınız vakıpta perde arkasından sorun. Bu ayet-i kerime nazil oldu. Binaenaleyh hiçbir kimse ezvac-ı mütahharattan birisinin huzuruna giremezdi. Fakat köleler müstesnaydı. Kimin kölesi olursa olsun Hazreti Ayşe'nin huzuruna girerdi. Hazreti Ayşe'nin başı açık saçık olsa dahi onlardan örtünmezdi diyor. Le yeravna Aişete radıyallahu anha. Girerdiler, li de olur. Le yeravna Aişete, Hazreti Aişe'yi görsünler diye girerdiler. Yahut Hazreti Aişe'nin yanına girerdiler, le yeravna elbette onu da görürdüler. O manada çıkar. Ba'de en yehtelime ahaduhum. Belki o köleler büluğa ermemişti. Hayır, büluğa erdikten sonra da girerdiler. Ve innaha la tamtashitu. O saçlarını darar olduğu halde o köleler çıkardılar. O da Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın saçlarını darardı. Demek ki kölelerin bakmasında beis yok. Bu birinci zümre bunlardan istidlal ediyor. Kale Bükeyr ibn Abdullah ibn Rafi. Abdullah ibn Rafi'den Bükeyr rivayet etti ki ben tekün Ümmü Seleme ezvacı mutahharatlar Ümmü Seleme radıyallahu anh'a olmadı. Tehtecibu örtünür olmadı min abidin nas yabancı adamların kölelerinden kendi kölesini bırak da yabancı adamların kölelerinden de
örtünmezdir dedi. Şimdi bu birinci zümrenin kavli ve bunların iddiaları ve delilleri. Ve halefen fî zâlike âherûne fekâlû. Ülemadın diğer bir kısmı bunlara muhalefet etti ve dediler ki la yanzurul abdu minel hurre, köle, hurre olan bir kadına bakamaz illa ila ma yanzuru ileyhi min hel hur. Hür olan bir erkek bir kadının nerelerine bakabilirse o köle de oralarına bakabilir. Başka bir yere bakamaz. Ellezî öyle hür ki la mehreme beynehu ve beyneha. O kadın ile o adamın arasında bir akrabalık yok. Birbirine haram değiller. Yabancı bir adam, yabancı bir kadının neresini görebilirse o köle de o kadar görebilir. Ve hâlefehum fî zâlike âherûn. فَقَالُوا لَا يَنْظُرُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرَّةِ إِلَّا إِلَى مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْهَا الْحُرِّ الَّذ۪ي لَا مَحْرَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. Dünkü dersin sonuydu burada. Şimdi bu bir kölenin hür olan bir kadın kendisini satın almış ise o kadının neresine bakabilir? Burada iki kavul var. Birisi diyor ki saçına, başına, dizinden aşağı olan yerlerine bakabilir. Diğer bir kavul da bunlara muhalefet ediyor. Diyor ki hayır. Bir erkek bir kadının neresine bakar, neresine bakamazsa o köle de öyledir. Yani köle diye bir farkı yoktur. Peki bakamaz diyenlerin delili ne? وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ. Bunların bu mesele hakkındaki hüccetlerindendir ki اَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلَّذ۪ي زَكَرُوا فِي حَد۪يثِ اُمْ سَلَمَ Ümmü Seleme'nin hadisinde Peygamber Efendimiz'in kavlini zikrettiler ki Ümmü Seleme'ye dedi ki bir köleyi kitabete keser iseniz o da parayı toplar, hazırlar, artık ödeyecek vakte gelirse o vakitte ona daha görünmeyiniz. Demek ondan evvel görünebilirmiş. Bu sözü لَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ اَهْلُ تِلْكَ الْمَقَالَ O birinci mezhebin sözünü söyleyenlere delil olmaz. Bunlar diyorlar ki bu hadiste demek bedeli kitabeti ödemezsen evvel bakabilir manasını çıkardılar ona delalet etmez. Ne için? لَاَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ اَرَادَ بِذَالِكَ Caiz ki Peygamber Efendimiz bu sözüyle murad etmiş ola. Ney? حِجَابَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اَزْوَاجِ مُتَحَّرَاتِ Müminlerin analarıdır. Onların hicabını emretti. Çünkü ayet-i kerimede وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ Ayet-i kerimesi nazil oldu değil mi? Olduktan sonra ezvacı müteharrat hiçbir kimseye görünmesi caiz olmadı. Aralarında mehrem olursa başka, anası, babası, kardeşi olur mu başka. Fakat müminlerin anaları oldukları halde eşya isterken bile perde arkasından isteyecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'ye emri bundan dolayı oldu. Köleyi kitabete kesmiş de orada bedeli kitabet hazırlamış. Ondan dolayı değil ya. Hicab ayeti nazil olduğunda فَاِنَّهُنَّ اُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ كُنَّ حُجِبْنَ عَلِ النَّاسِ جَمِيعًا Nas'ın hepsinden hicablandılar. Hepsine karşı hicab ittifaz ettiler. اِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ İlla kendi akrabası olur da nikah düşmeyen kimse olursa o bak. Kimseye caiz olmadı en يَرَاهُنَّ Onları görmek caiz olmadı. Asla kat'i suretti. İlla men kâne beynehunne ve beynehu rahimun mehrem. İlla aralarında mehremiyet varsa o bakabilir, görebilirdi. Yoksa başkası ezvâc-ı müteharrata bakması caiz değildi. Ve gayruhunne minen nisa. Ama kadınlardan diğerleri ezvâc-ı müteharratın gayri diğer kadınlar lesne kezalik ezvâc-ı müteharrat gibi olmadılar. Leennehu şan la bâse beys olmadı, günah olmadı. En yenzurar recülü bir adamın bakması, minel mer'eti kadından görmesi, elleti öyle kadın ki la rahme beynehu ve beynehu aralarında akrabalık, evet mahremiyet yok. Öyleyse onun o yabancı kadına bakmasında beis olmadı. Ve lebiset ve leyset aleyhi bi muharremetin.
Evet, bu kadın da ona haram değil. Yani ecnebi bir kadın aralarında nikah düşebilir olursa, yabancı bir adamın bakması, görmesi caiz bakmasında beis olmadı. Neye bakmasında? اِذَا وَجْهِهَا وَكَفْرِيَا Elleriyle yüzüne. O da uzun bir tefsiratı var ya, mesela hakimin huzuruna gidecek, kadın şehadet edecek yahut kadının aleyhine hüküm çıkacak, mecbur yüzünü açacak ki kadın tani, kadı bilsin, hakim bilsin ki ha, bu filan kadındır, onun ya lehine ya aleyhine hüküm verecek, ya şehadetini dinleyecek, sonra alışverişte kadın eliyle verecek, alacak, işte elleriyle yüzüne yabancı kadının bakmak, erkeğin bakması caiz. Fakat ezvaç-ı mütahharata bu caiz değil. Kat'i surette nikah düşmediği halde hiçbir kimse onların ellerine, yüzlerine de bakamaz ki. وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلُ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyur de, Sa'udu Billah. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Kadınlar izhar etmesinler, izhar etmezler. وَلَا يُبْد۪ينَ izhar etmezler. زِينَتَهُنَّ kendi ziynetlerini اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا İlla zahir olan bir şey ki artık gizleyemiyor, o başka. Ama yoksa ziynetini göstermeyecek. Peki ziynet nedir? O ziynetten müstesna olan nedir? Zahir olan nedir? Bunu da izah edecek. Diyor ki فَقَدْ قِيلَ فِي ذَلِكِ Bu mesele hakkında denildi. مَا حَدَّسَنَا سُلَيْمَانِ Süleyman'ın rivayet edilmiş olduğu hadis. قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ اِبْنُ الزِّيَارِ قَالَ حَدَّسَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَوِيَ اَنْ اَبِي اِسْحَاقَ اَنْ اَبِي الْاَحْوَسَ اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ Abdullah bin Mesud'den rivayet eyledi. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak kadınlar ziynetlerini izhar etmesinler. İlla zahir olan müstesna. Onu izhar edip gösterebilirler. Zahir çünkü onu gizleyemiyor. Abdullah bin Mesud gale buyurdular ki o ziynet nedir? اَزِّينَتُ زِينَتْ اَلْقَرْضُ Küpe وَالْقِلَادَ Boyuna asılan kılade ve suvar bilezik ve halkal halkal ve dümlük pazvant bileğe bağlayan pazvantlar var ya ziynet bunlardır. Peki zahir olan hangisidir? Bunları izhar etmek caiz değil. Cenab-ı Hak nehyediyor. O da diyor ki Abdullah bin Mesud tefsir ediyor. Ziynetten murat küpesi, boynundaki askısı, ya çiçeklik asmış, ya top, gerdanlık, neyse bir şey asmış bu. Sonra halkal, bilezik, bunlar koluna pazvant yapmış. İşte bunları izhar etmek caiz değil. مَا زَهَرَ مِنْهَا Peki bunlardan zahir olan müstesna. Bu caiz. O hangisi? اَثْيَابُ وَالْزِلْبَابُ Elbisesi bir de üzerine almış olduğu çarşaf. Bu zahir. Bunu da gizleyemez ya kadın. Ne yapacak? Üzerine tabi bir örtü alacak gidecek. O zahir. Onu da gizleyemez ya. Çarşaf alacak, ihram alacak yahut da aba giyecek. İşte zahir olan budur. O müstesna. Bu tefsirin bu. İlla ma zahere minhadan ma zaherenin tefsiri etsiyabu vel cilbab. Haddesena Muhammed ibn-i Hümeyd. Kale haddesena Ali ibn-i Ma'bed. Kale haddesena Musa ibn-i Ayyen. An Müslim. An Sa'id ibn-i Cübeyr. An ibn-i Abbas. Abdullah ibn Abbas'tan da rivayet eyledi ki o ma zahareyi nasıl tefsir etmiş. Buyurdular ki وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا زَهَرَ مِنَا Kadınlar ziynetlerini izhar etmesinler illa zahir olan müstesna. Zahir olan nedir? Abdullah bin Mesud buyurdular ki اَلْكَحْلُ وَالْخَاتَمْ Gözünün sürmesiyle yüzü güdür. Kadın mecbur yani gözünü çıkartıp bakacak. İşte o gözünün üstündeki sürme müstesnadır, bir de elindeki yüzük. Onlar da ziynettir. Onları da gizlemek lazım ama fakat bunlar müstesnadır, zerurat olduğu için. Bak tefsirde ayrı ayrı geldi. Abdullah bin Mesud'un tefsirinde bunları göstermek caiz değil. Ne yüzüğü ne de sürmeyi gösteremez ya. Üzerindeki çarşaf, bir de elbisesi neyse o görünebilir. Abdullah bin Abbas dedi ki hayır. Sürmeyle, gözündeki sürmeyle bir de parmağındaki yüzüktür. Zahir olan bu. Haddesena Ebu Bekre, kâle haddesena Ebu Asim, kâle haddesena Süfyan-ı Sevri, en Mensurin, en İbrahim.
İbrahim'in Nakhay'den rivayet edildi ki وَلَا يُبْد۪ينَ ز۪ينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Bu ayeti kerimedeki اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا'dan maksat. Kale buyurdu ki هُوَ مَا فَوْكَ الدِّرْعِي. Dir'in üzerinde olan şeydir. Yani kadın elbisesini giymiş, başını örtmüş, hepsinin üzerine bir şey alıyor. Ona bazı yerlerde milaye derler, bazı yerde çarşaf derler, bazı yerde aba derler. İşte budur. Evet. فَاُب۪يحَ لِلنَّاسِ Nâse mübah oldu en yenzuru bakmaları neye? اِلَى مَا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِمْ Kendilerine haram olmayan bir şeye bakmaları caiz oldu. O da neden? مِنَ النِّسَا kadınlardan اِلَى وُجُوهِهِنَّ وَاَكُفِّهِنَّ Yüzlerine ve ellerine. Kendilerine haram olmayan, yani aralarında akrabalık var, nikah düşmüyor. Bir mahremin. İlâ mâ leyse bir muharremin aleyhim. Kendilerine nikahı haram olmayan kadınların, evet. فَاُب۪يحَ لِلنَّاسِ اَنْ يَنْزُرُوا اِلَى مَا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَى وُجُوهِهِنَّ وَاَكْفِهِنَّ Aralarında mahremiyet değil, yani o nikah düşen olan bir kadının ecnebi bir kadının yüzüne, eline bakması caiz. İşte bu da söyledim ya, inde zarur, öyle keyif için güzel kadının yüzüne seyretmek değil de şehadet meselesinde yahut da kadının hüküm vermek meselesinde bu caizdir. Fakat وَحَرُّمَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ اَزْوَاجِ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ezvac-ı müteharatın ellerine ve yüzlerine kat'i surete bakmak caiz değildir, müstesnadır. Ne için? لِمَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ Ayet-i hicab nazil olduğu için. وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ Ezvac-ı müteharata has. فَفُضِّلْنَا Ezvac-ı müteharat tefdil olundular. بِذَٰلِكْ Bununla عَلَى سَائِرِ النَّاسِ Diğer kadınlar üzerine. Diğer kadınların inde zerure yüzüne, eline bakmak caiz. Fakat ezvac-ı müteharatın kat'i sureti caiz değil. İşte Hazreti Seleme'nin hadisinde bir köle bedeli kitabeti hazır etmişse siz artık ondan sonra ondan örtünün demesi o bedeli kitabet için değil. Ya onun bir kölesi vardı. Onu da bedeli kitabete kesmişti. Bu vakitte hicab ayeti nazil oldu. Ayeti nazil oldu da Peygamber Efendimiz artık bunda kendini sakladı. Buyurdu odur. Haddesen Ebu Bekrete ve İbn-i Mevzuk kâle haddesen Abdullah İbn-i Bükeyr-i Sehmiyyü kâle haddesen Hümeydün Enes'in kâle Ömer kultu ya Resulallah. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah yedhulu aleykel birru vel fadir mütteki ve fasık adamlar senin yanına geliyor. Kimisinin tekvası var, kadına bakmaz. Kimisi de fasık fadir, kadınlara bakıyorlar. فَلَوْ حَجَبْتَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ Sen bunları terde arkasına koysan, kimseye görünmeseler iyi olur ya Resulallah. Çünkü onlar geliyorlar. Ezvac-ı müteharatın yüzleri açık. Kimisi iyi gözle bakıyor, kimisi hain gözle bakıyor. Hazreti Ömer kıskanç olduğundan buna razı olmadı. Peygamber Efendimiz sükut etti. Bir vahiy nazil olmadı. Hazreti Ömer tekrar müracaat etti. Peygamber Efendimiz yine vahiy gözledi. Bu birkaç defa tekrar oldu. Sonunda فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ Cenab-ı Hak hicab ayetini inzal buyurdu. Ayet-i kerime o. وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ Bir de Peygamber'den izin istememiş evine girmeyin. Bu ayette var. حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال حدثنا حميد فذكر بإسناده مثله أين حديث شريف إمام التحاوي حسين بن نصر طريق لدى رواته لدي حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها Hazreti Zübeyr'in mehtum-i mükerremleri Hazreti Ürve Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet eyledi ki enne ezvacin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin zevceleri künne yahrucne billeyl gece vakti çıkardılar ilel menasi'i menasi'ye denilen yere
ve huve se'idun efyah. Bir sehra. Yüz numara yoktu evlerde, yüz numara yoktu. Gece oldu mi, gadai hacet için Medine'nin kenarında düz bir genişlik arazi var idi. Gazai hacet için kadınlar gece karanlığında oraya giderdiler. Ve kâne Ömer yekûlü li Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer de Peygamber Efendimiz'e derdi ki, ihtib nisâik, sen kendi ailelerini perde altına sok. Gece gidiyorlar ama yol, o kadınların yollarında duruyorlar. Hain olan adamlar kadınlara seyrediyorlar. Hazreti Ömer de bundan kızardı. Ya Resulallah, sen kadınların, senin ailelerin diğerleri gibi değil. Bunları perde altına sok derdi. Felem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz de bunu yapmazdı. Kadınlara siz teheccüb edin demezdi. Vehyi gözlerdi. Feharecet sevdetu zateleyle. Hazreti Sevde bir gece çıktı. Giderken ve kânet imraeten tavîleten, uzun bir kadın idi. Uzun olduğundan herkes tanırdı. Fenâdâhe Ömer, Hazreti Ömer ona nida etti. Bağırdı ki, elâ gad arefnâki ya Sevde. Ya Sevde, biz seni tanıdık. Çünkü boyu uzun, biliyorlar. Bu uzun kadın kim olur? Sevde'den başka değil. Biz seni tanıdık Sevde dedi. Bunu böyle dedi. Hirsen alâ en yünezzîlellâhul hicâb. Allah-u Teala hicâb ayetini inzal etmesine heris olduğu için. Bunu söylüyor ki Cenab-ı Hak hicâb ayeti inzal buyursun. Hatta Hazreti Sevde de ona çıkıştı. Dedi ki ya Ömer, sen her şeye karışıyorsun. Resulullah'ın zevcelerine ne karışacaksın? Ona da karışıyorsun. Resulullah'ın zevceleri biz dedi. Sen bizim işimize ne karışırsan diye. O da tekbir etti Hazreti Ömer'i. O da Resulullah Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah, fasık facir adamlar çıkıp bakıyorlar. Benim kıskançlığım dolayısıyla ben bunu söyledim. Yoksa senin ailelerine benim karışacağım yok. Zevciler senin ama senin ailelerin bizim ailelerimiz gibi değil. Bakmasınlar diye. Nihayet işte hicab ayeti nazil oldu. Kâlet Âişetü radıyallahu anha fe enzelallahu'l hicab. Cenab-ı Hak hicab ayetini inzal buyurdu. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث فذكر بإسناده مثله أين حديث شريف إمام التحاوي روح بن الفرج تلك إلى رواته الذي حدثنا روح قال حدثنا يحيى قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك ابن شهاب زهري diyor ki أنس بن مالك bana haber verdi قال كنت أعلم الناس بشأن الحجاب. Hazreti Enes radıyallahu anh dedi ki, hicab meselesini en ziyade iyi bilen benim, dedi. Fîmâ enzel, ne hakkında inzal edildi? Evet. Hicab ayeti nazil oldu. Nazil oldu ama ne hakkında ve ne vakit nazil oldu? Bunu en iyi bilen benim, dedi Hazreti Enes. Ve kâne evvelu mâ unzil. Hicab ayetinin en evvel inzali nerede oldu? Fî mebna Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bi Zeynebe binti Cahşin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahşin nikah eyledi. Onun velimesini verdi. Ziyafetini verdi. İşte hicab ayeti o vakit nazil oldu. Esbehe biha arusen. Peygamber Efendimiz zifaf gecesini geçirdi, sabahleyin oldu. Oldu, fede'al kavmi. Peygamber Efendimiz kavmi çağırdı. Fe esâbu minet ta'am sümme harecu. Yemeklerini yedi, çıktı gittiler. Ve bakıya rahdun minhum. Onlardan bir cemaat kaldı. Rahet 3 kişiden 10 kişiye kadar olan cemaate rahet derler. Yani o ya 3 kişiden fazla 10 kişiden noksanıdılar, adedini beyan etmiyor. Bir cemaat kaldılar. İnde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin yanında kaldılar. Fe etalul mekse. Orada uzun boylu oturdular. Konuşmaya daldılar. Diğer ashab-ı kiram hepsi gitti. Bu 3-4 kişi kaldılar. Konuşmaya başladılar. Resulullah Efendimiz bundan sıkıldı. Fekame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekharet. Peygamber Efendimiz oradan kalktı. Onların yanından çıktı. Ve hareçtü me'hu. Ben de onunla beraber çıktım.
Hazreti Enes diyor ki ben de Resulullah Efendimizle beraber çıktım. Hatta ca'atebete hücreti Ayşe radıyallahu anh'a. Hazreti Ayşe'nin kapısının önündeki eşiğe kadar geldi. Geldi Hazreti Ayşe'nin evine girmedi. Sümme zanne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehum kad haracu. Resulullah Efendimiz zannetti ki oradaki adamlar çıktılar. Evet. Faraca, Resulullah Efendimiz döndü. Veracatü mehu, ben de Resulullah Efendimizle beraber döndük. Hazreti Zeynep'in olduğu hücreye gittik. Hatta dehale ala Zeynep. Feizahum cülus. Hazreti Peygamber Efendimiz oraya girdi ki onlar yeni oturuyorlar. Hazreti Zeynep'in önünde oturuyorlar. Şey, gitmemişler. Feraca'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve recatü mehu. Peygamber Efendimiz tekrar evden çıktı. Ben de onunla beraber çıktım. Hatta izâ belâ atebete hücreti Âişe. Hazreti Âişe'nin hücresinin eşiğine kadar geldi. İçeri girmedi. Ve zannâ ennehum kad haricû. Zannetti ki onlar çıktılar. Hazreti Zeynep'in yanından. Raca'a, Peygamber Efendimiz döndü. Ve raca'atü me'ahû. Ben de onunla beraber döndüm. Hazreti Zeynep'in evine gidiyoruz. فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا. Baktık ki onlar da çıkmış gitmişler. فَدَرَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتِرِ. Peygamber Efendimiz oradan perdeyi astı. Benimle kendi arasında bir perde geldi. وَاُنْزِلَ الْحِجَابِ. Hicab ayeti işte orada nazil oldu. Hicab ayeti o vakit nazil oldu. Demek ki hicab ayetinin nazil olması Hazreti Zeynep'in velimesinden sonra olmuş. Haddesena Ebu Bekir'e kâle haddesena Abdullah ibn Bekir kâle haddesena Hümeyd el-Tavîl an Enes'in kâle evleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bir gün ziyafeti verdi. Hine bena bi Zeynebe binti Cehşin. Zeynep binti Cehşin düğününde. Sümme kharece ila hücri ümmehatil müminin. Sonra diğer ezvac-ı müteharatın hücrelerine çıktı gitti. Felemma raca ila beytihi, döndü Hazreti Zeynep'in olduğu eve geldi. Ra'a reculeyni, baktı ki iki adam orada oturuyorlar. Kad medde bihima el hadis, söz onları uzatmış yani söze dalmışlar. Febe seba müsra'ini, Peygamber Efendimiz'in geldiğini görünce onlar çarçabuk kalktı gittiler. Feraca hatta dehalel beyt, Peygamber Efendimiz geldi eve girdi. Ve erhas sitre, perdeyi asti ve unzilet ayetül hicab. İşte hicab ayeti de nazil oldu. Haddesena İbrahim ibn-i Münqif, kâle haddesena el-Mukri, an Cerîrin, an Sâlimin Alevi, an Enes ibn-i Malik, kâle kuntu khâdime Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes ibn-i Malik diyor ki ben Resûlullah Efendimiz'in khâdimiydim, onun hizmetçisiydim. فَكُنْتُ اَدْخُلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اِذْنٍ. İzin istemeksizin onun evine girerdim. Öyle ya, hizmetçi ya, her geldiğinde izin istemeden içeri girermiş. فَجِئْتُ يَوْمًا اَدْخُلُ. Bir gün geldim ki içeri gireyim. فَقَالَ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki كَمَا اَنْتَ. Olduğun gibi dur dedi. Yani girme içeri. فَاِنَّهُ قَدْ حَدَسَ بَعْدَكَ اَمْرٌ. Senden sonra işler meydana çıktı. Bir emir hadis oldu. فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْنَا اِلَّا بِاِذْنِينَ. Bundan sonra bizim evimize izinsiz girme. Gireceğin vakitte izin iste. Çünkü ayet-i kerime nazil oldu ki Peygamber'in evine gireceğiniz vakitte izin isteyin. حَدَّسَنَا اَبْنُ مَرْزُوْ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ اِبْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ اَنْ سَالِمِ الْعَلَوِي اَنْ اَنَسِ اِبْنِ مَالِكِ قَالَ. Hazreti Enes'ten rivayet olundu. Buyurdular ki lemma unzilet ayetül hicab. Hicab ayeti nazil oldu. O vakitte citu edhulu kema edhul. Her vakitki gibi girmek isterdim. Her vakit izinsiz girerdim. Yine öyle izinsiz girmek istedim. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz dediler ki Rüveyden veraeke ya büneyye. Rüveyden yani dur. Veraeke. Dikkat et, peşinde iş var ya bineyi. Ey benim oğulcağızım, sabırlı ol, girme yani. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ubeydullah ibn Mu'ad, kâle haddesene el-Mu'temir ibn Süleyman, an Ebihi, an Ebi Mücali, an Enes ibn Malik, kâle lemma tezevvecen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.
Yine Enes İbni Malik'ten rivayet olunuyor ki Peygamber Efendimiz Bak'taki tezevvüç buyurdular. Zeynep'e binti Cahşi. Zeynep binti Cahşi de'al kavme cemaati çağırdı. Düğün ziyafetine feta'imu. Onlar yemek yediler. Sümme celesu yetehaddesun. Oturdular, konuşmaya başladılar. فَأَخَذَ كَنَّهُ يَتَهَيَّ اُلِ الْقِيَامِ Peygamber Efendimiz kalkıyormuş gibi hazırlandı. Kalkmaya hazırlandı. فَلَمْ يَقُومُ Yani onlara işaret etmek istedi ki kendisi kalkmak istiyor, siz kalkın gidin. Anlamadılar. Anlamadılar, yine oturdular. فَلَمَّا رَعَ ذَلِكَ Baktı ki bunlar kalkmıyorlar, oturuyorlar. قَامَ وَقَامَ مَنْ قَامَ مَعْهُ الْقَوُومِ Peygamber Efendimiz kalktı ve Peygamber Efendimizle beraber cemaatten de kalkan kalktı. Ve ga'adet selase. Üç kişi oturdu. Yemek yiyenler gittiler. Üç kişi oturdular. Gitmediler. Sümme innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ca'a fedekhal. Peygamber Efendimiz gitti, dolandı, geldi. Fedekhal feyizel kavmücülüs. İçeri girdi. Baktı ki o üç kişi yine oturuyorlar. Sümme innehum kâmu vandalakû. Sonra onlar, o üç kişi de kalktı, gittiler. فَجِيْتُ فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Tabi o üç kişi oturduklarını görünce Peygamber Efendimiz gitti. İçeri girmedi. Sonra onlar gittikten sonra Hazreti Enes gitti. Onlara Peygamber Efendimiz'e haber verdi ki اَنَّهُمْ قَدِمْ دَلَقُوا Ya Resulullah, o üç kişi gittiler. فَجَاءَ فَدَقَلْ Peygamber Efendimiz geldi. Hazreti Zeynep'in hücresine girdi. وَاُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ Hicab ayeti de orada nasip oldu. Estaizu billah. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّب۪يِّ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنُ İşte hicab ayeti bu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman şerefiyle müşerref olan kimseler. لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّب۪يِّ Peygamberin evine girmeyiniz. اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ اِلَّا size izin verilir. İzinsiz girmeyiniz. Daha gerisi de gelir. وَاِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا Gerisinde de geliyor ki Peygamberin yanına gider yemek yersinizse hemen intişar edin. Yemek yedikten sonra beklemeyin. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tehavid buyurdular ki Fekünne ümmühatül müminin Peygamber Efendimiz'in zevceleri oldular. Kad hussisne bil hicab Hicabla tahsis edildiler. Bütün nastan kaçınmakla, onlara görünmemekle emrolundular. Mâ lem Ne ile tahsis edildiler bunlar hicab ile? Hicab sebebiyle ma bir şeyle ki lem yücel fîhî sâirun nâsî misterunne. Diğer kadınlar onlar gibi olmadı. Onlar gibi olmayan bir şeyle tahsis edildiler. O da ne? Resulullah Efendimiz'in zevcelerinin yüzlerine, ellerine, üzerindeki giydiklerine de bakmak caiz değil. Bir şey isteyecek olursan perde arkasından isteyeceksin. Halbuki diğer kadınlar da bu Resulullah Efendimiz'in zevcelerine has. Halbuki nikah haram. Ümmühatül müminin onları nikah etmek de caiz değil. Fe'in gâle kâilun bir adam itiraz etse dese ki fakat gâlellâhu azze ve cel. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyur dese acıbillah. Ve kullil mü'minâti yağdudne min ebsârihinne ve yahrazne furûcehunne ve lâ yübdîne zînetevunne illâ mâ zahere minhâ. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki Habibim sen mümin olan kadınlara de ki يَعْضُدْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Onlar gözlerini yumsunlar. Yabancılara bakmasınlar. وَيَحْفَزْنَ فُرُوْجَهُنَّ Kendi namuslarını saklasınlar. Kimseyle zina etmesinler. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Ziynetlerini de göstermesinler. اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اِلَّا zahir olan müstesna. Onu da söyledik ki zahir olan hakkında bazileri ellerine yüz demişler. Abdullah bin Mesud Hayr üzerine giymiş olduğu aba, çarşaf, milaya bu. Abdullah bin Mesud da diyor ki gözdeki sürmeyle yüzük. İhtilaf var bu. Bu müstesna bunlar. Sünne kâle sonra Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yine buyurdu. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبِعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَائِهِنَّ اَوْ آبَائِ بِعُولَتِهِنَّ اَوْ أَبْنَائِهِنَّ اَوْ أَبْنَائِ بِعُولَتِهِنَّ اَوْ إِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ صدق الله العظيم. Burada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Kadınlar zinetlerini
göstermesinler illa li bi'uletihinne, illa kendi kocalarını gösterirler. Ev abaihinne, yahut da babalarına. Ev abai bi'uletihinne, yahut da kocalarının babaları. Ev ebnaihinne, yahut da oğulları. Ev ebnai bi'uletihinne, yahut da kocasının oğlu, yani ügey oğlu. Kocasının başka karıdan olan oğulları. Ev ihvanihinne, yahut da kardeşleri, kardeşlerine de gösterebilirler. Ev beni ihvanihinne, kardeşlerinin oğulları, bunlara da gösterebilirler. Ev beni ehevatihinne, kız kardeşlerinin oğullarına da gösterebilirler. Çünkü bunlar hepsi mehrem. Ev nisaihinne, kendi kadınları, kendi kadınları yani cariyeleri olur evde, o da kadın, o da kadın ama fakat o evin kadını. Yahut da herhangi başka bir kadın da olabilir. O ziyneti görebilir. Çünkü kadındır. Ev ma meleket eymanühünne, yahut da onların malik oldukları kimseler. Kölesi var, cariyesi var. Yani ev ma meleket, bak. Fecu'ile ma meleket eymanühünne kezir rahimil mahremi fihinne. Kadının kölesi mahrem gibi kılındı. Bir adamın kocası, babası, kardeşi, oğlu nasıl onun ziynetini görebilirse kendisinin malik olduğu köle de görebilir. Bu ayeti kerimede böyle kılındı. Buna ne cevap vereceksin? Çünkü bu birinci mezhebin sözü ki yani köleler, kadınların kendi efendi olan kadınlarını satın almış olan, o köleyi satın almış olan kadının yüzüne, saçına bakabilir. Bu ayeti kerimede de bu var. Kendilerinin malik oldukları kölelere de ziynetlerini gösterebilirler. قِيلَ لَهُ, ona denilir ki مَا جَعَلَهُنَّ كَذَٰلِكَ, onları böylece kılmadı, senin dediğin gibi. مَا جَعَلَهُنَّ كَذَٰلِكَ وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ جَمَاعَةً مُسْتَثْنِينَ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeden bir takım adamları istisna etti. O istisna ettiği kocası, babası, babasının babası, oğlu, kocasının oğlu, kardeşinin oğlu, bacısının oğlu. O arada köleleri de, malik olduğu köleleri de zikretti. O müstesna, istisna olunan zatların arasında. فَزَكَرَ الْبُعُولَ وَزَكَرَ الْعَبَى, kocaları, babaları zikreyledi. وَمَنْ زُكِرَ مَعَهُمْ, bir de onlarla beraber zikredilen bacısının oğlu, kardeşinin oğlu. Evet, مِسْلَ مَا زَكَرَهُ, o tekilerini zikrettiği gibi. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ, bir de bunu zikretti ki kendilerinin ellerinin elinde olan, milkinde olan köleleri de zikreyledi. Öyleyse felem yekun cem'uhu beynehum, bu köleleri de ötekilerinin beraber cem etmekte olmadı. Bir delilin delil olmadı. Ala istivai ahkamihim, bunların hükümleri hepsi müsavidir, bu olmadı. Kocasının bakmasıyla kölenin bakması bir olmaz. Yani hükümde hepsi müsavi mi? O ziynetinin görünmesi, bu ziynetini gösterebilir, o kadar. Yoksa bütün kadının mahrem yerlerine de bakması değil ki. Hükümde müsavi değil, farklı. لَاَنَّا قَدْ رَيْنَ الْبَعْلَ, kadının kocasını görürüz ki قَدْ يَجُوزُ لَهُ اَنْ يَنْظُرَ مِنْ اِمْرَاتِهِ, kendi ailesinden nazar eder. اِلَى مَا لَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا اَبُوهَ مِنْهَا, babasının görmediği yerine bakabilir. Bir kadının babası bakmadığı, haram olduğu yerler var. Fakat kocasına helaldir, kocası bakabilir. Hükümde müsavi mi? Değil. Bu istisna da ediliyor ama hüküm müsavi değil. ثُمَّ قَالَ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ, kendilerinin köleleri de Cenab-ı Hak buyurdu ki ziynetlerini onlara da isar edebilirler. فَلَا يَكُونُ ضَمُّهُ اُلَٰئِكَ مَعَ مَا قَبْلَهُمْ, bu köleleri evvelki babaları, kardeşlerinin oğulları, kendi oğullarına zembetti, onlarla beraber saydı, onlarla beraber olmadı. Bir delilin delil olmadı ki enne hükmühüm, bu kölelerin hükmü mislu hükmühüm, ötekilerin hükmü gibi değildir, bu manada değil. Velakinnellezî übîhe bihâzihil âye, bu ayet ile mübah kılınan şey ne oldu? Lil memlukin, köleler için. Minen nazari ile nisa, kadınlara nazardan. İnnemâ huve, o mübah olan. Mâ zahere mine zîne, ziynetten zahir olan şey. وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّارُ,
burada da ihtilaf vardır. Ellerine yüzü, işte köle kendi efendisi olan kadının yüzüne ellerine bakabilir, o kadar. Ve fi ibahati zalik lil memluki, memluklara, kölelere bunun mübah olmasında oldu. Ve leysu bizevi erhamü muharremetin. Halbuki onlar zevi rahim değildirler. Akrabalık bir meselesi yok. Bunda oldu. Delilün delil oldu ki elâ ennel ehrâr, hür olan adam var. اَلَّذ۪ينَ لَيْسُوا بِسَو۪ي اَرْحَمُ Kadınların mehrem olmayan, hür olan adamlar. مُحَرَّمَةً مُحَرَّمَةٌ مِنَ النِّسَاءِ فِي ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ دَلِيلٌ اَنَّ لَحْرَمُ وَفِي اِبَاحَتِهِ ذَٰلِكَ لِلْمَمْلُوكِينَ وَلَيْسُوا بِسَو۪ي اَرْحَامٍ مُحَرَّمَةٌ دَلِيلٌ اَنَّ الْاَحْرَارَ الَّذ۪ينَ لَيْسُوا بِسَو۪ي اَرْحَامٍ مُحَرَّمَةً مِنَ النِّسَاءِ فِي ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ. Dünkü dersin sonu diyor ki memluklara, yani kölelere bu mübah olmasında, izinsiz eve girmesinde, halbuki onlar o kadınlarına, kendilerini satın alan seyyideleriyle beraber aralarında da bir akrabalık olmadığı halde bu delili diyor ki اَنَّ الْاَحْرَارِ hür olan adamlar. اَلَّذ۪ينَ لَيْسُ بِسَو۪ي اَرْحَامٍ Sev-i erham değildir. Aralarında bir mehremiyet yoktur. Evet. مُحَرَّمَةٌ مِنَ النِّسَاءِ فِي ذَٰلِكَ Kadınlardan kendilerine haram olduğu halde bu mesele hakkında kezalik onlar da böylecedir. Yani onlar, diğer erkekler kadınlara bakamazlar. İlla zahir olan ziyneti neyse onu görebilirler. Diğer ziynetlerini gösteremezler. وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا الْمَعَنَى Bu manayı beyan eyledi. مَا فِي حَد۪يسِ عَبْدِ بْنِ زَمَعَى عَبْدِ بْنِ زَمَعَى'nın rivayet eylemiş olduğu hadis bunun manasını beyan eyledi. مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِسَوْدَى Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sevde'ye buyurduğu söz, bunu beyan eyledi. Hazreti Sevde'ye Resulullah Efendimiz buyurdu ki اَحْتَجِب۪ي مِنْهُ Sen Zema'nın oğlu Abid, onun oğlundan kaç. Sebebi, Hazreti Sevde'nin babası Zema'a. Sevde tübini Zema'a. Zema'nın bir cariyesi varmış cahiliyette. Onlar cariyeleri alır, satın alırdı. Cariyeye velide derdiler. Git, zina et, çocuk yap. O çocuk kendisinin kölesi oluyor. O da gider parayla, onunla, bununla zina eder. Çocuk oldu mu o efendisi sevinir. Ha. O kadın, o cariye hem zina edip efendisine para getiriyor, hem de çocuk olduğu gibi de bir köle sahibi oluyor. Okay. Ya, birkaç kişiyle alaka tutar. Kimden aldıysa o çocuğu, onu da belliler. Belliler ki sonra babası belli olsun. Şimdi zamanın o cariyesi birkaç kişiyle zina etti. Fakat çocuğu kimden olduğu belli olmadı. Onun için ihtilafa düştüler. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın kardeşi dava etti ki ölürken, o şehit oldu Müslüman olduktan sonra Sa'd ibn Vakkas'a vesiyet etti ki bak, Zema'nın cariyesinin doğduğu çocuk benimdir. Buna git sahip ol. Sa'd ibn Ebi Vakkas da Fethi Mekke'de geldi, ona sahip oldu. Bu benim kardeşimin oğludur dedi. Zema'nın diğer bir oğlu geldi. O dedi ki benim babamın cariyesinindir bu. Benim babamın cariyesi bizim kölemizdir. Binaenaleyh biz bunu vermeyiz dediler. Dava uzun oldu. Şimdi o adam, o köleden Resulullah Efendimiz Sevde'ye dedi ki ehtecibi, sen ondan sakın. Eğer Zema'den olmuşsa, efendisinden olmuşsa kendi kardeşi, kendi kardeşinden kaçınılır mı? Kaçınılmaz. Yoksa Zema'den mi olmuş, yoksa başkasından mı olmuş, daha başkasından mı olmuş, ihtilaflı olduğundan Resulullah Efendimiz Hazreti Sevde'ye bundan sakın, sakın demesi neden oldu işte bu sözünde. Diyor ki فَاَمَرَهَا بِالْحِجَابِ مِنْهُ Sen ona görünme dedi. وَهُوَ بْنُ وَلِيدَةِ اَب۪يهَا Hazreti Sevde'nin babası Zema'nın cariyesinin oğluydu. وَلَيْسَ يَخْلُوا اَنْ يَكُونَ اَخَارَ Caiz ki o abd Zema'dan olmuş ola, Hazreti Sevde'nin babasından olmuş ola.
Öyleyse kardeşi olur. Evibine velideti ebiha yahut da babasının cariyesinin başkasından almış olduğu bir adam olur. Feyekûne memlûken daha o vakitte memlûk olur diyor. وليس يخلو أن يكون أخاها أو ابن وليدة أبيها فيكون مملوكا لها. Şimdi o zema'nın cariyesinin oğlu Abid ya efendisi zema'den olmuş olur, vakitte Hazreti Sevda'nın kardeşi olur. Yahut da o cariye başka birisinden zina terikiyle almış olur, o vakitte babasının kölesi olmuş olur. Bu ikisinden hali değil. Kölesi olduğu vakitte Hazreti Sevda milki oluyor. Velisairi vereseti ebiha. Hazreti Sevda'nın babasının diğer vereselerinin de mali oluyor. Ortak babadan kalmış bir köle. Hepsi ortak oluyor. Resulullah Efendimiz bu iki ihtimale mebni. Kardeşi olmak ihtimali var. Olmamak ihtimali de var. Fe'alimine ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. İşte biz bildik ki Resulullah Efendimiz لَمْ يُحَسِّبْهَا مِنْهُ O köleden örtülmesini emretmedi. لَنَّهُ اَخُوهَا Kardeşi olduğundan dolayı değil. Kardeşindir ondan sakın bu manaya değil ya. وَلَاكِنْ لَاَنَّهُ غَيْرُ اَخِيهَا İhtimal ki bu kardeşi değildir. O cariye babasından, efendisi zemaden değil de başkasından almış olur. Vakıtta yabancı olur. Yabancı olduğu gibi Resulullah Efendimiz emrettik. Öyleyse görünme ona. وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ Eğer zema'den değil de başka bir yabancıdan zina terikili olmuşsa o halde memlukun memluktür, köledir. فَلَمْ يَحِلَّ لَهُ O abde, o köleye helal olmadı. Bir rikki sebebiyle, kölesi olmak sebebiyle اَنَّظَرُ اِلَيْهَا Hazreti Sevde'ye bakmak caiz değildir. Onun Hazreti Sevda onun seyyidesi, sahibesi. Bak öyleyken caiz olmuyor. Öyleyse köle kendi efendisi olan hanıma bakamaz. Mesela bu gerçekti. Fakat dadde hadel hadis. Bu hadis zıddı oldu hadise Ümmü Seleme. Ümmü Seleme'nin hadisine zıddı oldu. Ve halefehu ona muhalif oldu. Ve saretül ayetülleti zekerine bizim zikrettiğimiz ayette oldu. Ala kavli hâde zâhib bu meseleye zâhib olanın kavli üzerine ilâ hadîs-i sevde. Hazreti Sevde'den rivayet edilen hadise kâil olanların kavlini teyit eder oldu ayet. Ki ennehâ alâ sâirin nisâ bu diğer kadınlar üzerinedir. Yani köle Hazreti Seleme'nin hadisinde geçti ki kitabete kesilmiş köle parasını ödeyince daha kendi efendisi olan kadına bakamaz. Bu ondan anlaşıldı ki demek ki parasını ödemezse köle olursa bakabilir. Hazreti Sevde ile Ümmü Seleme'nin yukarı hadisleri birbirine zıt oldu. Zıt olduğu gibi öyleyse biz deriz ki Hazreti Ümmü Seleme'nin cariyeler, sahibeleri olan, seyyideleri olan kadına bakabilirler. Bu ezvac-ı mutahharata mahsus değil. Diğer kadınlara mahsus. Evet. Ona deriz ki اَنَّهَا عَلَى سَائِرِ النِّسَائِ دُونِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ Ezvac-ı mutahharata değil. وَاَنَّ عَبِيدَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ Ezvac-ı mutahharatın köleleri. كَانُوا فِي حُكْمِ النَّظَرِ اِلَيْهِنَّ Ezvac-ı mütaharata bakmaklarının hükmünde oldular. فِي حُكْمِ الْقُرَبَاءِ مِنْهُنَّ Onlardan yakın olanlar kimse gibi oldular. اَلَّذ۪ينَ لَا رَحْمَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ Kendi aralarında rahim olmayan adamlar gibi oldu. لَا فِي حُكْمِ زَوِ الْاَرْحَامِ مِنْهُنَّ هَلْمُحَرِمَ زَوِ الْاَرْحَامِ hükmünde olmadılar. Ezvac-ı mütaharatın köleleri kendilerine yabancı oldular, bakamaz oldular. Bunu böyle hamlet edeceğiz. Böyle yapacağız. Çünkü iki hadisin arası tevil edilecek. Ümmü Seleme'nin hadisi var, Hazreti Sevde'nin hadisi var. Hazreti Ümmü Seleme diyor ki köle bakabilir, bedeli kitabet ödeyince daha bakamaz. Bedeli kitabeti ödeyince hür oluyor. Hür oluyor, yabancı oluyor. Ödemezse bakabilir. Halbuki Hazreti Zema
babasının kölesi ya kardeşidir yahut kölesidir. Kardeşi olmak ihtimali de var, kölesi olmak ihtimali de var. Kardeşi olursa bakabilirdi zaten, onda ihtilaf yoktu. Kölesi olmak ihtimali olduğunda Resulullah Efendimiz sen buna görünme dedi. Yani Ümmü Seleme'nin hadisinde görünür. Bunda görünme zıt oldu. Öyleyse biz diyoruz ki Ümmü Seleme'nin hadisi Ezvac-ı Mütahharat'a mahsus değildi. Diğer kadınlara mahsus idi. Yani diğer kadınlar kölelere görünemezler. Bir kadın köle alsa o köle o kadına bakamaz. Ama Ezvac-ı Mütahharat bunda müstesna. Çünkü Ümmü Seleme'nin hadisi mucebince. Evet. وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ مُحَرَّمَةٌ مُحَرِّمَةٌ Her bir adam ki onunla, evet, kadınlar arasında haram kılıcı bir akrabalık ola, فَهُوَ عِنْدَنَا O bizim indimizde فِي حُكْمِ زَوِ الْاَرْحَمِ الْمُحَرِّمَةِ زَوِ الْاَرْحَمِ hükmündedir. فِي مَنْ اِمَا وَسَطْنَا Bizim vasfettiğimizin men'inde. Yani elinden, yüzünden başka bir yerine bakamaz. Peki sonra bu iki kavli gördükten sonra yine araştırdık diyor. Sümme racana ilen nazar. Linestahrice bihi minel kavleyni kavlen sahiha. Bu iki kavlden Hazreti Ümmü Seleme'den gelen hadis ile Hazreti Sevde'nin hadisinden bir kavli sahih çıkaralım. Buna nazar ettik, araştırdık. Fereyna biz gördük. Zerrahmi akrabayı, rahim sahibini ki la ba'se en yanzura ilen mer'e. Kadına bakmaya da beis yoktur. Bir mehremi olan adam kendi mehremi olan kadına bakar. Elleti huve leha mehremun. Öyle bir kadın ki o erkek ona mehremdir. Yani aralarında nikah düşmez. Bakabilir. Neye? İlâ veçihâ yüzüne ve sedrihâ göksüne ve şâriha saçına ve mâ dûne rükbetihâ bir de dizlerinden aşağı baldırına bakabilir. Eğer mehremi ise mesela hemşiresi, anası, evet, kız kardeşi, kız kardeşinin kızı, kardeşinin kızı, bunlar mehrem, nikah düşmez. Öyleyse onların nerelerine bakabilir? Eline, yüzüne, göksüne, saçına, bir de dizden aşağı, baldırlarına. Sümmara eynel abde. Sonra köleye de baktık ki, haramun aleyhi. Köleye haramdır. Fî kavlihim cimya, ulemanın hepsinin kavlinde, en yanzura ila sadril mer'eti, kadının göksüne bakmak. Ona yasaktır. Kadın göksüne bakamaz. Ne olduğu halde o göksü mekşufen. Göksü eğer açıksa. Açıksa kadının göksüne bakması haramdır. Evilâ sâkîhâ yahut da baldırlarına. Köle kadının baldırlarına bakamaz. Sevâ imkâne rikkuhû lehâ. İsterse onun köleliği o kadın için olsun. Evli gayrâ isterse başkası olsun. Yani ister o kadının kölesi olsun. İster başkasının kölesi olsun. Köle, hür olan bir kadının baldırına bakamaz. Göksü açık olursa göksüne bakamaz. Saçına bakamaz. فَلَمَّا كَانَ فِي مَا زَكَرْنَا Bu zikrettiğimizde vaktaki oldu. كَلْ اَجْنَبِيِّ مِنْهَا Köle, kadından ecnebi gibi oldu. Ha yabancı bir erkek, ha bir kölesi. لَا كَزِي رَحْمِهَا الْمُحَرَّمِ عَلَيْهَا Yoksa kendi aralarında nikah-ı caiz olmayan mehremi gibi olmadı. Öyleyse kâne fin nazari ilâ şâriha eydâ. O kölenin kadının saçına bakmasında da oldu. Kel ecnebiyyi ecnebi gibi oldu. Lâ kezî rahmihel muharremi aleyhâ. Kendisine haram olan akraba sahibi gibi değil. Bunu şuradan kıyas etti ki yabancı bir adam göksüne kadının göksüne bakamıyor. Akrabası bakıyor. Fakat yabancı göksüne bakamıyor. Baldırına mehrem bakıyor, köle bakamıyor. Yalnız ihtilaf nerede oldu? Saçta oldu. Yabancı bir adam, yabancı bir kadının saçına bakması caiz değil. Öyleyse kölenin de bakması caiz değil. Niye? Madem göksüne bakamıyor, baldırlarına bakamıyor diğer yabancı erkek gibi, öyleyse saçına da bakamaz. O vakitte köleyle diğer yabancı erkekin hiçbir farkı olmadı. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda nazar kıyasla budur. وَهُوَ قَوْلَ بِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Bu içimamın kavli de budur. Şimdi bu bahsin evvelinde
birinci kavle sahip olanlar dediler ki bir kadın bir köle alırsa o köle o kadının saçlarına bakabilir. Esas ihtilaf ondan geldi. Hatta Hazreti Ayşe radıyallahu ta'ala anha saçlarını dararken köleler, kendisinin olsun başkalarının köleleri gelirdiler. Onlardan sakınmazdı. Onların huzurunda saçını darardı. Ümmü Seleme'nin hadisi bunu diyor. Sevde, Hazreti Sevde'nin hadisinde de babasının cariyesinden olan köleden kaç perde tut, ona görünme dedi. Halbuki o kölenin köle olmak ihtimali de var, kardeş olmak ihtimali de var. Kardeşi olursa saçına da bakabilirdi. Ama kölesi olursa saçına bakamazdı diye öteki Ümmü Seleme'nin hadisine muhalif geldi. Onun için araştırdı. İmamlar dediler ki bu ezvacı müteharata mahsus. Diğer kendi kölesi olsun, yabancı kölesi olsun, yabancı köle olsun ezvacı müteharatın saçlarına bakabilirler. Ama diğer kadınlara bakamazlar. Burası böyle kesti. Hatta ki bu İmam Yasin'in ve İmam Ebu Yusuf'un ve İmam Muhammed'in kavilleri de budur. وَقَدْ وَافَقَهُمْ فِي ذَٰلِكَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ Ulema-i mütekaddiminden bunlara muvaffakat eden de oldu. Kim? El-Hasen-i ve Şabi. Hasan-ı Basri ile Şabi de İmam Ebu Hanife'nin mezhebine gayr oldular. حَدَّسَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّسَنَا هُشَيْمِ قَالَ حَدَّسَنَا مُغَيْرَ اَنِ الشَّعْبِيِّ وَيُونُسْ اَنِ الْحَسَنِ Hazreti Hasan-ı Basri'den rivayet eylediler ki اَنَّهُمَا كَرِهَا Şabi ile rivayet ediyor. Şabi olsun. Hasan-ı Basri burada, evet. اَنِ الشَّعْبِيِّ Şabi'den rivayet ettiler. Ve Yunus anil Hasan, Yunus da Hasan'dan ki ennehuma bunların ikisi keriha mekruh gördüler. En yanzurel abdu kölenin bakmasını ila şi'ri mevlatihi kendisinin mevlası efendisi olan kadının saçlarına bakmasını mekruh gördüler. Evet şimdi zaten köle de kalmadı. Köleyi tarihe karıştı. Yani olursa bir kadın bulunursa bir köleyi alsa o köle onun saçlarına bakabilir mi? Bakamaz.